Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Gene bir mobil uygulama inceleme videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu mobil uygulamamız bir bilgi yarışması olacak arkadaşlar. Yalnız bu bilgi yarışması diğer bildiğiniz bilgi yarışmalarından farklı. Çünkü yarışmanın sonucunda gerçek para kazanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz uygulamalar içerisinde birçok bilgi yarışması var. Bunların sonuçlarında bizlere bazı puanlar veriyor. Puanlar sadece sanal olarak ekranımızda kalıyor. Ama bu uygulama ile yarışmanın sonucunda gerçek para kazanabiliyoruz. Ve bu parayı nasıl kazanabiliyoruz? Şartları neler? Uygulamayı indirip kullanımında sizlere anlatmaya çalışacağım. Uygulamayı indirmek için Google Play Store'a girerek ekranda gördüğünüz gibi uygulamanın ismi Thales Bilgi Yarışması. Bu şekilde yazıp bu logoyu da gördüğünüzde uygulamayı indirebilirsiniz. Biz de Unique olduğu için hemen kullanımına geçelim. Uygulamayı açtığımızda böyle bir ekran geliyor. Uygulamanın içerisinde bir profil oluşturup giriş yapmamız gerekiyor. Yani kendi bir profilimiz olacak. Burada gördüğünüz gibi ben girişimi yaptım. Giriş yaptıktan sonra burada ekranda bazı kategoriler göreceksiniz. Yarışma kategorileri bunlar. Bunlardan hemen en üsttekine ben bir tanesine girmek istiyorum. Buradan giriş yaptığımızda bize 4 çeşit kategori daha sunuyor. Bunlardan kolay, orta, zor ve uzman olarak 4 tane kategori oluşturmuş. Bunlardan en kolayını seçelim. Her sorunun kendine özgü bir puanı var arkadaşlar. Burada görüyorsunuz burada sorunun puanlaması bu. Şurada soruyu cevaplayana kadar geçen süre, bu süre sıfıra geldiğinde bu sorumuz yanlış cevaplandı olarak değerlendiriliyor. Ve üst tarafta kaç soruda, toplam kaç soruda, hangi sorudaysak onu gösteriyor bizlere. Ve gördüğünüz gibi süre doldu ve bizim sorumuz geçersiz sayıldı ve ikinci soruya geçti gördüğünüz gibi. Burada şıklarımız var. Alt tarafta şıkı seçtikten sonra rastgele seçiyorum. Eminim dedikten sonra geçiyorum. Diğer soruya geçti. Şurada da joker haklarımız var. İki tane jokerimiz var. Eğer bunu seçersek sorular yarısı gidiyor. İki tane şıkkımız kalıyor. Bunlardan seçim yapalım. Diğer jokerimizi göstereceğim. Ve şurada bir tane daha joker hakkımız var. Buna bastığımız zaman ekranımıza bir ücretli olan uygulamayı yapanların bundan para kazandıkları bir reklam var. Zaten bu uygulamada gelirini reklamlar üzerinden elde ediyor ve bizlere bu şekilde para aktarıyor zaten. Birazdan para aktarmayı bizim nasıl para kazandığımızı onu da göstereceğim. Detaylarını söyleyeceğim arkadaşlar. Bu reklamı sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Reklam izledikten sonra sorudaki şıkların iki tanesi silinecek ve yarı yarıya çift şıkla bir sorumuz kalacak. Gördüğünüz gibi şıklarımız 4 taneydi, 2 taneye düştü. Buradan bir tane daha seçim yapalım ve geçelim. Soruları bu şekilde cevaplayabiliyoruz arkadaşlar. Cevaplamamız bittikten sonra zaten diğer sorulara, diğer farklara geçebilirsiniz. Aynı kategoriden bir daha seçim yapamıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Eğer buradaki yarışmayı bitirmiş olsaydım tamamen burada kolay olandan bir daha giriş yapamıyordum. Ve şöyle bir şartı var. Eğer para kazanmak istiyorsanız yani bu yarışmanın sonucunun olumlu karşılanabilmesi için 30 soru varsa 30 sorunun %50'sini yani yarısını doğru bilmeniz gerekiyor. Ve o zaman sonuç sizin için olumlu oluyor ve hesabınıza puan yatırılıyor ve bu puanlar ileride paraya dönüştürülüyor arkadaşlar. Diyelim ki biz yarışmamızı yaptık. Ben de aslında bu uygulamaya yeni girdim. Benim de çok fazla puanım yok. Para nasıl kazanılmış, ne kadar kazanmışım onları da göstermeye çalışacağım ben şimdi size. Kategoriler anlattık. Bu şekilde yarışmamızı yapıyoruz. Ve dediğim gibi şartı en az %50 soruyu bilmeniz gerekiyor. Eğer %50'den az soru bilirseniz o yarışmayı kaybettiğiniz sayılıyorsunuz, kazanmamış sayılıyorsunuz ve size para vermiyor arkadaşlar. Ve o kategoride bir daha yarışamıyorsunuz. Farklı yerlerden seçim yaparak onların kolayını seçebilirsiniz veya işte burada hangisini seçtiyseniz o artık üzeri çiziliyor ve ona bir daha giremiyorsunuz. Bunu anlattıktan sonra şuradan arkadaşlar profil bilgilerimiz şurada. Biraz daha yakınlaştırmaya çalışayım sizlere. İçerisinde olanları da görmüş olursunuz. Profil. Quizler. Quizler dediği az önce gördüğünüz zaten sorulardı. Soruların olduğu yerler. Oradan aynı şekilde buraya koyulmuş. Sıralama kısmı var. Burada en çok soruları bilen, doğru bilen kişiler vitrin kısmında ilk 10 kişi sırasında gözüküyor. İstatistikler de var. Arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Eğer arkadaşlarınızı davet ederseniz size ilave puan veriyor ve sizin orada bir referans kodunuz oluyor. Bu referans kodunu arkadaşınıza veriyorsunuz. Profilini oluştururken sizin kodunuzu girdiği zaman 20 puanlık bir puan veriyor. O puanlama sistemini de birazdan bahsedeceğim. 20 puanı bu şekilde kazanmış oluyorsunuz ve istediğiniz kadar arkadaş davet edebilirsiniz. Her gelen için 20 puan sizlere veriyor arkadaşlar.
Talimatlar kısmında aslında detaylı bir şekilde burada yarışma içerisinde yapılabilecek şeyleri burada anlatmış. Ben size burayı okumadan kendim anlatmak istedim arkadaşlar. Oradan da indirdikten sonra okuyabilirsiniz. Evet, ne kadar puan kazanmışız, ne kadar gelir elde etmişiz onu görmek istiyorsak hemen şuradan profil kısmına geliyoruz. Ekranımız yenilendi. Evet. Şurada görüyorsunuz ne kadar net arkadaşlar bilmiyorum. Şöyle yakınlaştırma yapayım. Bakın gene reklam çıktı bu arada. Uygulama içerisinde çok fazla reklam var. Sebebini de söyledim. Zaten bu uygulamayı üreticileri para kazanmaları gerekiyor ki bizlere para vermeleri gerekiyor. O yüzden içeride gördüğünüz reklamlar onlara gelir sağlıyor zaten. O sebeple çok sayıda bir reklam göreceksiniz. Şurada gördüğünüz gibi burada bana ait bilgiler çıkmış. Ne kadar süre önce abone olduğumu gösteriyor ve burada benim puanım var. Şöyle kamera biraz ters baktığı için zor gözüküyor olabilir. 357 puan. Şuradan 357 puan bir puanım birikmiş ve bunun şurada aşağıya baktığımız zaman kazançlar kısmına gelelim. Kazançlar kısmına geldikten sonra bu puanımızın para olarak cinsini buradan görebileceğiz arkadaşlar. Gene reklam çıktı. Reklamımızı kapatalım. Gördüğünüz gibi şu anda bana bir ücret göstermiyor arkadaşlar. Yeni olduğum için ve puanlamam yetmediği için bir ücret göstermiyor arkadaşlar. Ücretlendirmesinde de şunu söyleyeceğim. Şimdi orayı tekrar açalım. Burada daha farklı istatistikler, ödemeler, işte hesabınıza ödeme yapılmış mı, onların bilgilerini hepsine buradan profil bölümünden ulaşabiliyorsunuz. Asıl önemli yer kazanacağımız para ne kadar olacak, ondan bahsetmemiz lazım. Arkadaşlar ben buna baktığımda, test ettiğimde verdiği puanın karşılığı şöyle söyleyeyim. 20 puan söylemiştim az önce. 20 puan 2 kuruş ediyor. Yani 20 puandan 2 kuruş. 100 puansa 10 kuruş. 1000 puansa 1 lira ediyor. Ve burada sizin hesabınıza paranın aktarılabilmesi için toplamda 100 TL'niz olması gerekiyor. Yani uygulama içerisinden 100 TL'ye ulaşmadıysanız bu para hesabınıza aktarılmıyor. Yani 100 TL'ye ulaşmanız gerekir. Daha sonrasında burada istek yapıyorsunuz, parayı gönder diye. O şekilde ödeme yapılıyor. Puanlamaya baktığımız zaman alacağımız ödeme bence çok 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 düşük. Bilmiyorum, uygulama daha henüz yeni. Çok düşük arkadaşlar. Dediğim gibi 20 puan, yani bir yarışmadan zaten alacağınız puan, o yani 30 soruluk bir soruda 3 puan olsa her soru 90 puan eder. Bunun yarısını bilseniz zaten 45 puan. 45 puan da yani 4 kuruş, yani 4.5 kuruş ediyor. O kadar az. Bayağı bir çok soru çözmeniz gerekiyor. Belki ilerleyen zamanlarda bunların puanlama sistemleri değiştirilebilir. Ama gene de şöyle bir şey var. Hani bilgi yarışmasından hoşlanıyorsanız, telefonunuzda bilgi yarışması uygulamaları varsa bir gün olur illaki o parayı dolduracaksınız zaten. Hem gelir elde etmiş olursunuz, hem de bu uygulamayı zevkle çözmüş, soruları çözmüş olursunuz arkadaşlar. Bu uygulamayla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.